Biraz böyle şey yapalım istiyorum. Amerika'yı değerlendirerek konuşalım istiyorum. Çünkü bir sonraki ve ondan asıl bir sonraki yani Eylül ayı toplantısında Fed etkisini Merkez Bankası'nın metninde fazlasıyla göreceğiz diye düşünüyorum. Fed'in etkisini de Trump üzerinden geleceğini daha fazla düşünüyorum. Çünkü o zaman da Kasım'a iyice yaklaşmış olacağız. İşte Amerikan başkanlık seçimleri, Biden'ın çekilmiş olması, Harris'in desteklemesi, Trump'ın anketlerini çok yukarıya doğru gelmiş olması, Trump'ın piyasa dostu olması, faizleri zaten indirmek isteyeceğini şimdiden bilmemiz, zaten işte enflasyonun da buna müsaade etmesi, dünya ticareti açısından Trump gibi bir adamın gelmiş olmasıyla birlikte farklı şeyleri yeniden farklı gerginliklerle belki de konuşacağımız bir zamana gelmiş olmak vesaire bayağı etkili olacak. Dolayısıyla Merkez Bankası metninden ziyade çünkü zaten metinde konuşulacak çok bir şey yok diye düşünüyorum. Gayet güvercin olan başlı laflarla bir sonraki faiz indirimini hazırlamaya çalışılmış bir metin. Dolayısıyla metinin içerisinde böyle incik cincik şunu bunu konuşalım. Burada ne demek istedi falan deneyecek herhangi bir şey yok. Eylül'de faiz indireceğiz arkadaşlar. Kendinizi hazırlayın diyor. O yüzden bir Amerika tarafından sararak makaraya gelelim. Ne dersiniz? İyi olur. Şöyle, şimdi biliyorsun Amerika seçimleri çok belirleyici olacak birçok açıdan. 5 Kasım'da bildiğim kadarıyla seçimler yapılacak. Bildiğim kadarıyla diyorum çünkü bak görüyorsun bir suikast girişimi oluyor. Şu oluyor bu o kadar karışık ki ortam. Dolayısıyla orada da böyle çok net şeyler yok ama en azından şu anda Trump'ın bir ölçüde önde olduğunu düşünebiliriz. Yani bu neyi getirir? Bir kere korumacılığı getirir. Küreselleşmenin sonunu getirir. Amerika daha içine kapanan bir ekonomi haline gelir ki yine bunu başlatan, bu ticaret savaşlarını başlatan Rusya ile ve Çin'le Trump'tı. Dolayısıyla bu gündeme gelir. Bunlar gündeme gelince de orada tabii ki şunu göreceğiz. Yani Amerikan dolarının etkinliğinin biraz daha piyasalarda azaldığını, zayıfladığını göreceğiz. Böyle bir politikaya dönüldüğünde belki altın gibi enstrümanların hatta kripto varlık gibi enstrümanların şansının arttığı bir döneme doğru gireceğiz diye düşünüyorum. Eğer şey olursa yani Trump kazanır ise. Ama Amerika'da enflasyonu düşürmek yine çok kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü özellikle ev inşaat sektörü çok önemli biliyorsun orada. İnşaat sektörüne baktığımız zaman talebin arzdan çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani özellikle inşaat sektöründe yeni projelerin başlamamış olması, tamamen durgun bir piyasa görünümü vermesi gerçekten de ciddi bir sorun. Amerika açısından en azından çok ciddi bir sorun. O nedenle Amerika'da TÜFE evet %3'ler seviyesinde ama çekirdek enflasyona bakarsan %3,3. Şu anda Amerika'nın en önemli problemi enflasyon konusundaki en önemli problemi bir iş gücü yetersizliği. İş gücünde ciddi sıkıntılar var. Onun için reel ücretler artmaya devam ediyor. Yani daha yüksek ücret ödemek zorunda kalıyorlar çalıştırmak için insanları. Çünkü belli bir kuşak işte o baby boom dediğimiz kuşak emekli olmuş durumda tekrar iş gücüne katılmadı. İkincisi de malzeme yetersizliği. Çok enteresan şu anda sanayide özellikle teminlerde ciddi problemler var. Çünkü biliyorsun Çin'e kapattılar. Çin'in gümrük duvarlarını Çin'e karşı yükselttiler. Çin'de ticareti inanılmaz bir şekilde aşağıya doğru çekiyorlar. Ama Çin'den aslında onlar ucuzluk ithal ediyorlardı. Yani ucuz ucuz mal alıp enflasyonlarını kontrol ediyorlardı. Ama şimdi artık onu yapamıyorlar. Petrol yüksek. Fiyatlar 82 dolarlar seviyesinde 78-80 dolarlar 82 dolarlar arasında seyreden petrol fiyatı var. Emtia fiyatları düşmüyor. Yani öyle evet bir gevşeme var ama hani o şey gibi değil. Hani pandemi dönemindeki o yok satan dönem gibi değil. Orada biraz gevşedi, orada duruyor. Ya yani aşağıya doğru inmiyor. Yani fiyatlar şu anda Amerika'da yapışmış durumda. O yapışkanlık devam ediyor. O nedenle şunu göreceğiz. Amerika'da enflasyon öyle hadi artık biz bu işi
becerdik, tamamen bu işi hallettik diyebilecek noktaya gelmeyecekler, gelemeyecekler. Hizmet enflasyonu yine çok yüksek olmaya devam ediyor. Hizmet sektörü enflasyonu ve bunların getirdiği bir gecikme de olabilir. Yani bu sene çok böyle hızlı bir faiz düşüşü değil de belki ben de bir kezlik bir faiz düşüşü bekliyorum Amerika'da. Yani öyle hani çok hızlı bir şekilde aşağıya doğru indirecek faizleri. Ha, Trump gelirse Trump şunu yapabilir. Yani biliyorsun yani bu adamın ne yapacağı da belli değil. Ya indir o faizleri yoksa alacağım seni görevden falan diyebilir Merkez Bankası Başkanı'nı. Tehdit eder. Dolayısıyla faizleri indirmeye başladığı anda da Amerikan dolarının hızla zayıfladığını ve benim dediğim o işte o altın ve kripto varlıkların daha şansının arttığı bir noktaya doğru geçiş yaparız diye düşünüyorum. Yani çok şey değil, gelecek çok parlak değil yani şöyle baktığımız zaman öyle çok parlak bir gelecek görünmüyor dünya ekonomisinde. Amerika'da da öyle. Ya sonuçta işte Amerika'nın ya Amerika gibi bir ülkeye bunu söyleyebileceğimi hiç düşünmezdim ama yani şanssızlığa bakar mısınız? Bir tarafta Biden'ı bir tarafta Trump'ı seçmekle imtihan edildiler. Şimdi Biden'ın çekilmesiyle birlikte Harrison ve Trump arasında bir seçim yapılacak. Seçimi de Trump kazanacak. Hani tablo zaten... Belki bir pozitif ayrımcılık yapabilirler kadın diye. Çünkü siyah dediğimiz nüfus afro işte Afrikan kökenli olan kesim biraz desteğini çekmişti Biden'dan. Ama kadın aday diye tekrar döner mi? Gençler biraz farklı bir yere verelim yani kadın tercih edelim diyebilir mi? Yani o da olabilir. Bence ortada olay. Ama Biden olsaydı yani kesin derdim yani Trump götürdü bu işi derdik. Neyse ki Biden belki de istifa mektubunu önüne koymuşlar. Ne imzaladığını bilmeden imzalamıştın herhalde. O da gerçekten mümkün. Haklısınız. Peki gelelim bizim Merkez Bankamıza. Ben dediğim gibi metni çok yani güvercin ya da şahin diye değerlendirmekten öte hani çok fazla şey söylenip çok az şey ifade edilmeye çalışılır ya. Öyle değerlendirdim, öyle okudum. Bir şey söyleyeceğim. Bana tek bir yer tırmaladı kulağımı. Yani tırmalıyor daha doğrusu metinde. Şöyle diyor. Yeni vergilerle beraber. Yani çünkü biz para politikası uyguladık. Maliye politikası uygulamadık ki. Biz sadece para politikasıyla enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz. Kredi sıkılaşması ve para politikası. Yani faizleri yükseltiyoruz. Şimdi bir taraftan krediyi sıkılaştırdık, bir taraftan faizleri yükselttik. Maliye politikası ayağı yeni başlıyor. Yani bu vergiler acaba sektörleri nasıl etkileyecek? Doğrudan veya dolaylı olarak vergileri, doğrudan ve dolaylı vergileri nasıl etkileyecek ki? Merkez Bankası'nın orada kaygısı var. Diyor ki, ya diyor eğer diyor bu şeyler yani bu önlemler alınırsa bu vergilerin, yeni vergilerin getireceği bir enflasyon baskısı mutlaka olur. Yani o düşüş trendi bir sürede ne yapabilir diyor? Gecikebilir gibi bir cümle var orada. O benim dikkatimi çekti. Demek ki Merkez Bankası öyle çok hızlı bir faiz düşüşü beklemiyor. Zaten yıl sonu beklentisi biliyorsun şeyde piyasa beklentisi 38 değil 42.95. Yani Merkez Bankası 38'de bitiririz diyor ama piyasa 42.95'te bitersiniz siz diye söylüyor. Yani ben de 45'ler diyorum ama tabii TÜİK enflasyonu üzerinden çok fazla yorum yapmak ne kadar doğru onu bilemiyorum ama mesela piyasanın beklentisi özellikle bu yılın sonundan itibaren sıkılaşmanın çok daha hızlı bir şekilde yani Ocak, Şubat, Mart itibariyle çok daha hızlı bir şekilde devam edeceği ve enflasyonun 12 ay sonra %30'lar seviyesine düşeceği yönünde. Bizde de faizler ne zaman düşebilir? Ben yine Ekim'i işaret ediyorum. Yani Ekim'de belki bu hedefler gerçekleşirse gerçekten jeopolitik bir riskle karşı karşıya kalmazsak yani ekonomi yönetimi yerinde kalır devam ederse gibi birçok varsayımla Ekim'de evet faiz düşüşüne gideriz. Ama bu faiz düşüşü
45'lerde, bu sene 45-40 aralığında bir faizle bitiririz gibi geliyor. Pek Merkez Bankası da bu işten memnun değil. Yani para maliye politikasının geç devreye girmesinden pek memnun görünmüyor. Yani benim metinden anladığım şey bu açıkçası. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli, güzel, sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar herkese ve elbette size hocam. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.